Ekonomiyi kemiren iki büyük haksızlık var. Biri kara para, biri kayıt dışı istihdam. Şimdi bakıyorsunuz, yani işte efendim Ticaret Bakanlığı'nın veya hükümetin aldığı kararlarla yumurtanın üzerine dahi son kullanım tarihi, üretim tarihi yazılmış veya efendim o yumurta gezen tavuk mu, efendim kümes tavuğu mu, bunlarla ilgili bilgiler, kodlar var. Çok güzel, seviniyoruz. Ama bunun yanında bir bakıyorsunuz, efendim şarküteriye giriyorsunuz, zeytinler ortada, peynirler ortada, efendim salamlar, sucuklar, sosisler ortada. Ne üretim tarihi var, ne son kullanım tarihi var. Ne yapacağız bunları? Yani bunlar bu memleketin insanı değil mi? Sonra bakıyorsunuz, ben Adana bazlı konuşuyorum. Şehir merkezinde trafiğe kapatılmış yollar, yani seyyar satıcılar tarafından kapatılmış yollar. Şimdi bu seyyar satıcılar belediyenin denetiminde mi, değil mi, onu ben bilmiyorum. Ha, bir zamanlar seyyar satıcıların plakaları vardı. Yani her seyyar aracın önünde bir plaka vardı. Şu an yok. Neden yok? Onu da bilmiyoruz. Yani efendim işte sigortasız çalışanlar var. Efendim çalışma şartlarına uygun olmadan çalışanlar var. Bunlar da efendim ticareti kemiren veya haksız rekabeti doğuran birçok etkenler. Zaten ticaret bunun için hep sıkıntı yaşıyor veya darbe alıyor. Yani haksız kazanç, kara para, kayıt dışı ekonomi veya kayıt dışı istihdam.